Şimdi bir kahramanın hikayesiyle devam edeceğiz efendim. Azerbaycanlı 25 yaşındaki Zaur Dovlatov, Antalya'da animatörlük yaparken Dağlık Karabağ Harekatı başladı. Zaur arkadaşlarıyla helalleşti ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için cepheye koştu. Zafer kazanıldı ama Zaur'un şehadet haberi geldi. Benim dedi topraklarım işgal altında. Ben gidip savaşacağım dedi. Vatanım için kalkıp çatışmaya gideceğim dedi. Herkesi vedalaştı, helalleşti ve gitti. Antalya'da animatörlük yapan Azerbaycanlı genç Dağlı Karabağ Harekatı başlayınca cepheye koştu, şehit oldu. 25 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Zaur Dovlatov, Kemer'de 5 yıldızlı bir otelin animasyon ekibindeydi. Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için harekat başlatınca Zaur cepheye gitme kararı aldı. Dövüş kabiliyeti çok yüksek. Çok güzel bir çocuktu. Çok gerçek bir Türk milliyetçisiydi, öyle diyeyim. Azeri Türküydü. Asla ben Azeriyim demezdi. Ben Azeri Türküyüm derdi. Azerbaycanlı genç verdiği kararı önce otelin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kılıcı anlattı. Geldi, bizimle vedalaştı. Bütün arkadaşlarla, çalışanlarla. Ben dedi gidiyorum. Nereye gidiyorsun diye sordum, çağırdım. Oğlum sen nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun? Benim dedi topraklarım işgal altında. Ben gidip savaşacağım dedi. Dovlatov, mesai arkadaşlarıyla helalleşip vedalaştıktan sonra cepheye koştu. 5 Ekim'de orduya katıldı. 9 Kasım'da yaralandı. Biliyorsunuz 10 Kasım'da da barış ilan ettiler iki evet. ülke. 12'sinde hastanede şehit oldu Zaur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Çevresi tarafından çok sevilen Azerbaycanlı gencin şehadet haberi herkesi yasa boğdu. Mesai arkadaşları Dovlatov'un ailesine göndermek üzere yardım topladı.